Ver şunu! Bırak! Ver diyorum! İmdat! Yardım edin! Çantamı çaldılar! Kimse yok mu? Ah imdat! Yardım bugünlük edin! Bugünlük bu kadar korkutmacı yeter Denizciğim. Yardım edin! Kimse yok mu? Çantamı çaldılar! Yardım edin! Deniz! Deniz ne oldu? İyi misin? Çantamı çaldılar! Deniz! Tamam. Tamam geçti. Korkmana gerek yok. Hadi tut elimi. Hadi Deniz. Gel korkma. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Allah'ım inanamıyorum ya. Gündüz vakti nasıl olabilir böyle bir şey? İnanmıyorum ya. Adamı gördün değil mi Deniz? Hayır bilmiyorum. Sakallı biriydi. Hay Allah. Hayır keşke görebilseydin adamı. Neyse. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Kolum acıyor sadece. Of. Tamam. Tamam geçti Deniz. Şimdi revire gidiyoruz. Sonra da karakola. Tamam hadi. Hayır hayır gerek yok. İyiyim ben. Deniz inat etme işte. İstemiyorum Melih. Deniz ben yardım etmek istiyorum sadece sana. Hadi. Gerek yok. İyiyim ben. Ah be Deniz. Bak eğer daha önce yaşadığımız şeyler için böyle yapıyorsan gerçekten çok üzülürüm. O durum ayrı bu ayrı. Ben sana sadece yardım etmek istiyorum Deniz. Ben de senin bir arkadaşın olarak yanındayım işte. Hadi gel. Gel revire gidelim yardım edeyim sana. Melih tamam. Kendimi halletmek istiyorum. Deniz ben sadece... Melih tamam. İyiyim ben. Ya ne telefonu ne kaydetmesi Pelin ya. Kızım ne oluyor ya? Çocuk bir jest yapmak istedi. Ben de verdim adresini. Sen de bir tuhafsın yani. Ya iyi yapmışsın tabii canım. Hem zaten çiçekleri görünce çok sevindim. İyi. Yalnız Pelin, şu sınav belgesi olayından ucuz kurtulduk yani. He, kurtulduk. Sen sıkışınca hemen sattın beni. Bütün sıkıntıyı çeken ben oldum. Uf Pelin ya, hala orada mısın sen? Of tamam, kapat bu konuyu artık. Kapatamam Pelin. Bundan sonra planlı programlı çalışacağız. Yapacak çok şeyimiz var. Nasıl yani? Feci dikkat çektik bu dershane faciasından sonra. Ailenin bir şekilde gözüne girmen şart. Hem annem bile söyledi ya. Bu son şansın diye. Onu biliyorum da nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Senin şu önce dershane kitaplarını bir alalım bakalım. Hacışka'ya çok yavaşsın. Oğlum bir haber verseydik babana. Böyle habersiz gider mi? Senin hakkına uydum hay Allah. Babam için sürpriz yapmak istiyorum ben. Babam için bu resmi yaptım. Hacışka hadi. Allah tamam tamam. Hah geldik işte babanın odasına. Göster bakalım ne göstereceksen. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız ya? Tabii ya. Mert'le konuşuyordur şimdi. Ay bunların lafı da bitmez. Uf, derse de geç kaldık. Selçuk her şey için bir kez daha teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ben Amerika'da Meryem Hanım'ın yattığı hastaneyle bağlantıya geçip sizin geleceğinizi bildireceğim. Daha sonra detayları iletirim size. Tamam sağ ol Selçuk. Ben odamdayım. Tamam hocam. Hacer teyze babam nerede kaldı ya? Pıtırcığım haber vermeden geldik. Bekleyeceğiz birazdan gelir. Efe karıştırma bakayım o çekmeceyi. Başkalarının çekmeceleri öyle karıştırılmaz. Başkasının değil ki babamın. Olsun babanın da orada özel eşyaları vardır. Hacer teyze bak kutu buldum. Belki de hazine kutusudur. Efe'cim sen o kutuyu bırak bakayım. Ah! Bak görüyor musun? Topla bakalım şimdi onlara. Hadi. Ah. Meryem. Meryem bu.
temiz. Ah Meryem'im. Ne oldu Ayşko? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ayşko iyi misin? Efe, şuradan bir su ver bakayım oğlum. Demek Deniz Bahri'nin kızı. Deniz Bahri ile Meryem'in kızı. Nasıl? Dediğin kadar temiz hallettik mi? Aferin sana. Temiz iş çıkarmışsın. Al bakalım. Hemen uzak, kimse görmesin. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. İşte bu kadar. Deniz, ne oldu? Deniz abla düştün mü? Deniz! Hocam! Gel bakayım, otur şöyle. Otur bakayım. Ne oldu yavrum? Deniz ablam düşmüş, kolu yara olmuş. Hakikaten siz ne arıyorsunuz burada? Efe resim yapmıştı. Onu... Sürpriz yapmıştım baba. İyi iyi. Bir bardak su versene Hacer. Olur. Hocam çantamı çaldılar. Kapkaççılar. Hadi gel. Yan tarafta bundan bir pansuman yapalım. Oradan da vakit geçirmeden karakola gidelim. Hadi Denizciğim. Hadi geç bakalım. Hacer sen Efe'yi eve götür. Sonra geliriz. Tamam? Olur. Hadi Efe'ciğim. Mert! Barıştınız mı? Sevinçten şoktasın herhalde. Deniz nerede? En iyisi ben ona sorayım. Mehveş ne diyorsun ya? Ne barışması? Deniz kafeye senin yanına gelmedi mi? Siz de barışmadınız mı? Hayır barışmadık. Deniz Hanım geldi, unuttuğu kitaplarını masanın üstünden alıp gitti. Nerede bu kız o zaman ya? Bilmiyorum, herhalde Özgür'ün yanındadır. Selam millet, ne habersiniz? Biz iyiyiz de. Ya Deniz nerede? Bilmem. Deniz ortadan kayboldu Özgür ya. Vallahi abi 40 yıl düşünsem aklıma böyle plan gelmezdi. Abartma bir Ozi'yi. Sandığımdan daha da cesurmuşsun. Yani çanta çaldırmayı hayal bile edemezdim. Edersin, edersin. Kendini hafife alma. Şimdiki planımız ne? Şimdi planın bundan sonraki ayağını sen gerçekleştiriyorsun Ozan'cığım. Aman abi ben çanta falan çalmam. Oğlum sana çanta çal diyen mi oldu? Kafana göre niye plan yapıyorsun ya? Sen şimdi güzelce halanlara gidiyorsun ve etrafı iyice bir kolaçan ediyorsun, tamam mı? Tamam canım, o kolay. Kimseye de bir şey çaktırma. Sonra da bana rapor ver. Tamamdır. Ben çıkıyorum. Hadi aslanım, göreyim seni. İnşallah yapar. Aslında her gün böyle fizik çalışsak iyi olmaz mı? Hem bildiklerimizi pekiştiririz, hem de ufkumuz genişler. Ya keşke her kitap böyle resimlerle anlatsa. Her gün aslında düzenli olarak fizik çalışmamız lazım. Evet evet. Bence de en önemli ders fizik. Of. Hakikaten fizik süpermiş. Bence birazcık da matematik çalışalım. Fiziğe yarın devam ederiz. Evet, ondan da bir tane test çözelim. Hem eksiklerimizi görmüş oluruz.
Aa, İkbal teyzeciğim merhaba. Kolay gelsin kızlar. Sizi böyle ders çalışırken görmek ne güzel. Evet anneciğim, bundan sonra böyle. Her gün düzenli olarak çalışacağız. Odamda sıkıldık da salonda çalışalım dedik. Aman aman, nerede çalışırsanız çalışın. Yeter ki çalışın. Benim birkaç işim var, çıkıyorum. Güle güle İkbal teyzeciğim. Görüşürüz anneciğim. İşte bu kadar. Şimdi sıra Hacer Hanım'da. Ona da böyle bir şov yapmamız lazım. Tamam. Gelsin, onu da yaparız. Ay. Şimdi ne yapsak ki? Ay, Ozan'ı mı arasam? İşi yoksa belki bize takılır. Hem Ozancığımın gönlünü almam lazım. Alo Ozan. Ne haber canım? Kapalı. Nereye gitti bu kız ya? Ya sana hiçbir şey söylemedi, eminsin değil mi? Aa, Deniz! Deniz! Deniz, ne oldu sana, iyi misin? İyiyim, merak edilecek bir şey yok. Ne demek merak edilecek bir şey yok Deniz? Bu halin ne böyle? Kim yaptı sana bunu? Tamam çocuklar, Deniz iyi. Baba neresi iyi, şu haline baksana kızın. Deniz, sana kim yaptı bunu? Yoksa... Ya hocam, neden bir şey söylemiyorsunuz? Deniz bir kapkaca uğramış. Ne? Ne? Deniz, bak bunu sana kim yaptı? Hesabını verecek. Bana söyler misin, nasıl biriydi? Ne tarafa doğru gitti? Oğlum, bunlar sizin halledeceğiniz şeyler değil. Biz zaten karakola gidiyoruz şimdi. Hadi Deniz'ciğim. Benim yüzümden oldu. Deniz'i hiç yalnız bırakmamalıydım. Anladın değil mi Pelucuğum? Bundan sonra sizinkilerin gözüne soka soka ders çalışmamız lazım. İşe yarar mı dersin? Bak ya, hala işe yarar mı diyorsun Pelin? Şu anda annen bizim ders çalıştığımızı zannediyor değil mi? Onun için içi rahat. Onun içi rahat olunca bizim de içimiz rahat. Ozan geldi. Tamam, sen dur. Ben bakarım. Tamam. Kuzen, merhaba. Hoş geldin kuzin. Ne haber canım? İyiyim üzerim, senden ne haber? İyiyim ben de. Sabah sesin bir tuhaf geliyordu telefonda. Babaannemden dolayı canım biraz sıkkındı da. Sonra senin çiçeklerini görünce moralim yerine geldi. Canım, o çiçekler ne ki? Ben sana daha... Çok ama çok 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 teşekkür ederim. De yani babaannem görecek diye ben biraz korktum. Onun için diyorum ki o güzel hediyeleri bana kendi ellerinle versen. Böylece ben de hemen orada sana sarılıp öpüp teşekkür edebilsem. Sürprizleri sevmiyorsan bana uyar. Hacer Hanım yok, iş başa düştü tabii. Ben kahve yapayım, laflayalım. Ben de bir lavaboya gideceğim. Tamam canım, keyfine bak. Vani, kahvelerden süt ister misin? Evet canım, isterim. Özgür, biz neden karakola gitmedik ya? Tamam abi, bir sakin ol ya. Ya ne olursa olsun benim Deniz'in yanında olmam gerekiyordu Özgür. Ya yapabileceğim bir şey yoktu ki. Kız kapkaç saldırısına uğramış. Ben de burada olan biteni seyrediyorum yani. Mert, sen de gördün. Babam Deniz'i karakola götürdü. Ne diyecektin sen babama? Korkma tatlı cadı. Bunun hesabını soracağım. Tamam abi, otur bir sakinleş. Ya benim eve gitmem lazım. Bana haber verin olur mu? Tamam. Görüşürüz. Nasıl yalnız bıraktım ya Deniz'i? Nasıl? Ya kızcağızı hırpalamışlar bir de.
şu adresi silmem lazım. Banu! Süt istemiştin değil mi? Evet canım, istedim. Hadi ya, hadi. Anlayacak şimdi ama neyse. Uzi, kapkacın sonuçlarını bekliyorum. Allah Allah. Ama neyse, saçma sapan bir şeydir. Banu, hayrola? Tamam ama Deniz, üzülme artık, tamam. Hocam, bulunması çok zor dedi polisler. Her gün böyle olaylar oluyormuş. Hangi birini bulacaklar ki? Tamam Denizciğim. Bulamazlarsa sorun yok. Biz resmi evraklarını yeniden çıkartırsın. Benim kimlik umurumda değil hocam. Annemin fotoğrafı vardı çantamda. O beni bırakıp gitti biliyorum. Ama ben onun parçalanmış fotoğrafını hep yanımda taşıyordum. Hep yanımdaydı. Ne oldu Banu? Birisi beni mi aradı? Yok hayır canım. Benim telefonum çekmiyordu da senin telefonundan internete girdim. Abant'taki otellerin telefon numaralarına bakıyordum da. Abant mı? Ya of. Ben de ne zaman sürpriz yapmaya kalksam hep yakalanıyorum. Diyorum ki seninle şöyle baş başa uzaklara gidip bir iki gece mi geçirsek? Baş başa iki gece. Avant'a gitsek mesela, sonra baş başa takılsak, açık havada birazcık gezsek, sonra sıcak şarap içip birlikte uysak. Tamam güzelim, giderim. Fakat sen izin alabilecek misin babaannen falan? İzin şimdi sen bana bırak. Ya of, Hacer Hanım sizde ne zormuş. 100 saatte anca yapabildim kahveleri. Ya yine de bilmiyorum, beceremedim galiba. Bardağa kahve koy, üzerine su ekle. Bunu mu beceremedin? Alışık değilim işte Bani. Biz Avant'a gidiyoruz Ozancığım'la. Romantik bir gece planladık. Ay süper. Ama bak kıskandım şimdi. Keşke ben de gidebilsem sevgilimle bir yerlere. Tamam ama. De alım artık kızım. Hocam annemden kalan son şey de gitti. Beni bırakıp gitti, yetmezmiş gibi. Bak Deniz, senin annen... Hocam, onu korumanıza gerek yok. Annem beni yapayalnız bırakıp gitti. Denizciğim, bak bir şey söyleyeceğim. Hocam, kusura bakmayın. Ben dağıldım birden. Tamam. Kusura bakacak bir şey yok ki. Ben aşırı tepki verdim. Şimdi biraz daha iyi miyiz? Yeter artık Mert. Özgür babanı ara. Demek ki uygun değiller. O arar, habersiz bırakmaz bizi. Özgür, hepsi benim hatam ya. Deniz buraya geldiğinde ben de onunla beraber çıkmış olsaydım bunlar başına gelmeyecekti kızım. Saçmalama Mert. Saçmalamıyorum Özgür. Ben ona yanında kalacağıma dair söz vermiştim. Ama o... Sakın Melih'i bu işe karıştırma. Özgür. Ben onun saçının teline... Gözünün bir damla yaşına kıyamazken o serseriler ne hale getirmiş kızı? Tatlı canım benim ya. Koca koca gözleri nasıl da ürkek ürkek bakıyordu bana. Hadi kalk, eve gidelim. Onlar da karakoldan sonra eve geçecekler. Ben seni habersiz bırakmam zaten. Yürü. Bu Abant olayı müthiş olacak. Affedersiniz arkadaşlar. Evden arıyorlar.
Alo? Efendim abla? Hadi ya. Tüh. Ya şey, aslında benim biraz işim vardı ama... Neyse, tamam tamam. Yok, yarım saat orada olurum ben. Hadi görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar, babaannem aradı. Evde ufak bir problem varmış. Benim eve gitmem gerekiyor. Ne oldu ya? Yok canım, önemli bir şey yok. Anlatırım ben daha sonra. Hadi özleyin beni. Canım, istiyorsan ben seni bırakayım. Yok kuzum, yok. Hiç gerek yok. Hadi sen kahveni iç, ben taksiyle giderim. Hoşçakalın. Hay ve de bay bay. Bu hanımın işleri işte. Hem köylü, hem güzel, hem de fakir. Kül kedisinin trajik hikayesi. Bizim Ozan'a da bir iş ver, sonra peşinden koş. Alo, Ozan neredesin? Nerede olacağım kanka? Halamlardayım. Melisa, ben de konuşacağım. Ben seni halanlara niye yolladım peki? Ya abant falan kafa kalmadı bende ya. Seni aramayı unuttum. Aferin Ozan. Aferin sana. Bana bak, eğer bundan sonra böyle yapacaksan bir daha benim planlarımda yer alamazsın, anladın mı? Tamam kızma. Haklısın. Bir daha olmaz. Ben seni arayacağım. Ya niye kapattın? Ben de konuşacaktım. Kuzen? Ya aşağı mı insek ya? Niye iniyoruz şimdi? Daha yeni çıktık. Ne bileyim, inelim işte ya. Özgürcüğüm, hoş geldin canım. Geç içeri. Hoş bulduk Hacer teyze. Abi, ben çok üzüldüm. Ne oldu? Otur bakayım şöyle. Deniz ablama vurmuşlar. Sen kimden öğrendin? Biz bugün Hacer teyzemle babama gittik. Buyurun Ozan Bey. İndik işte aşağı. Oturalım şimdi bu solucan beyle. Babamı aradı mı Hacer teyze? Aramadı. Hala karakoldalar. Karakolda mı? Ne işi var karakolda? Deniz çantasını çaldırmış. Babanla birlikte karakola gittiler. Kız perişan olmuş. Aa, demek çantası çalınmış. Çok üzüldüm. Aman bir şey olmaz o taşra faresine. Ama Deniz ablam çok üzüldü. Aman bana ne? Ben sana dedim değil mi, inmeyelim aşağı diye. Takılacaksak odama çıkalım. Hiç çekemem vallahi o köylünün sızlanmasını. Baksana, evde genel yası ilan edilmiş bile. Tamam çocuklar. Sen çık, geliyorum ben. Benim bu kadar vicdansız olduğuna inanamıyorum Hacer teyze. Ben de bugün hiçbir şeye inanamıyorum Selvi boylum. Bir bilsen. Meli, daha eve gelmemişler. Karakoldalarmış. Yeni gelişmelerle karşında olacağım. Sana söz. Bir daha seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Gir bana, gir. Gir de görüşürüz inliği. Aa, bu ne hal ya? Ya gamsız İrina musluğu açık unutmuş, bütün mutfak gül. İrina kim ya? Yine mi değişti gece bakıcısı? Hmm. Ya Allah'ım. Yeni kendisi. Zarife teyzeye bakıcı yetiştiremiyoruz gibi ben kazık çaktım. Neyse ablacığım ya, üzülme, hallederiz. Ay koştun geldin ya. Unutmam ben bu iyiliğini.
Konuşma diye yapıyorum zaten. Kız, Banu, sen mi geldin? Yok Zarife teyze, ben gelmedim. Gelen hizmetçi olan Banu. Niye geldin sen bakayım buraya? Ha? Senin menfaatin olmasa yolun düşmez buralara. Ya. Yalam ya. Bir insan hem boş boğaz hem pis boğaz olur mu? Oluyor işte. Banu, duydum dediklerini. Sana terbiyesiz. Bana bak kız Banu. Ablandan ne isteyeceksin sen? Ha? Bana de bakayım, bana. Gel şunları da üstüm başım batmasın. Dolapların içine kadar gitmiş su. Bunlar ne ya? Bunları mı giyeceğim? Ay kusura bakma. Temizlik modasını takip etmeye vaktim olmuyor. Kızma abla ya. Tamam. Giyerim şimdi. Of, neden gelmediler hala ya? Özgürcüğüm, gelirler şimdi. Karakol bu. Sorgusu var, suali var. Geldiler. Ne yaptın? Bulundu mu çantanı? Oğlum hemen öyle bulunur mu ya? Bildirdik geldik işte. Denizciğim nasılsın kızım? İyiyim Hacer teyze. Hadi bakalım geç oturalım hadi. Az önce kapı çaldı değil mi? Hı, babamlar gelmiştir. Ben bir inip bakayım. Merak ettim. Acıyor mu Deniz abla? Yok acımıyor Efe'cim. İyisin değil mi Deniz? İyiyim. Deniz'cim geçmiş olsun. Sağ ol. Enişte yapanları bulabilecek miyiz? Bulurlar herhalde. Çok solgun görünüyorsun. Odana çıkarayım mı seni? Evet ya iyi olur. Ya Deniz'cim iyi fikir. Sen yemeğe kadar biraz dinle. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Enişte ben kaçıyorum. Pelin'e çıktım söylersin. Söylerim o zaman. Abi, yaralı kuş eve döndü. Bahşer, bu haberi gözlerinin içine bakarak vermeyi ne kadar isterdim bilemezsin. Ama bu mektup bile sana ulaşmayacak. Bir gün, belki. Hani sen hep derdin ya, varlığın içimde ikinci bir can gibi diye. Şimdi benim de içimde başka bir can var. Babasının bizi terk edip gittiğinden habersiz, küçücük bir can. Bugün kalbi atmaya başladı. Ne tuhaf değil mi? İnsan beyninden önce kalbi oluşuyor. Sonra ona sevmeyi öğretiyoruz. Nefret etmeyi, kızmayı, kırılmayı. En çok da kırıldığını unutmuyor kalp. Onu kıranı da. Şimdi bedenimde senin için atan iki kalp var. Biri kırık, diğeri seni hiç bilmeyecek. Allah'ım, sen nelere kadirsin? Senin hikmetine sual sorulmaz ama. Oo, Banu! Daha baştan pes etmişsin. Ya abla, ben sana bir şey söyleyeceğim. Aman para isteme. Meteliğe kurşun vaziyetindeyim. Yok yok. Bu sefer başka. Okul abantı gezi düzenliyor da. Gidemezsin Banu. Annem hayatta bırakmaz. Abla ya sen söylesen güzel güzel anlatsan belki annem izin verir. Ya ne olur abla bütün arkadaşlarım gidiyor. Hem iki gün bir gece. Yol parası dışında para da istemiyorlar zaten. Zaten sorun sadece para değil ki Banu. Sanki bilmiyorsun. Haklısın. Bütün arkadaşlarım eğlenirken bir köşeden sadece onları izlemeye mahkum olduğumu unutmuştum. Öğretmenleriniz mi götürüyor sizi? Evet, öğretmenler ve bütün ikinci sınıftaki arkadaşlarım. Neyse, ben banyoya gideyim de küveti temizleyeyim bari. Ama bırak bırak sen, alışık değilsin bir yerlerin tutulur. Tamam tamam üzülme. Ben konuşacağım annemle.
Ümitlenme hemen. En azından bir şansımızı deneriz. Gerçekten mi abla? Allah'ım benim! Aldın her yeri bağırıyor. Aşkım. Aşkım. Ne yapıyorsun lokum, neredesin? Buradayım aşkım. Sen neredesin? Beni özledin mi? Özlemez olur muyum hiç ya? Burnunda titiyorsun. Ne diyeceğim? Akşam görüşsek mi? Yemek falan yeriz ha? Ya keşke. Ama bizim Taşra Faris'in çantası çalındı. Şimdi evde tantana var. Çıkamam yani. Yarın görüşsek? Olur ama bir şartla. Neymiş o? Sana yemek yapacağım. Tabii. Çok hoşuma gider bana yemek yapman. Tamam. Önce yemek yeriz. Arkasından da film izleriz. Tamam mı? Çok güzel filmlerim var. Tamam. Anlaştık aşkım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bu filmin senin filmin olacağını bilmiyorsun tabii Pelin. Üstelik kameraman, yönetmen, ışıkçı, sesçi, hatta montajcı bile. Hepsi benim. Tebrik ediyorum. Bu kadar ileri gidebilecek cesaretin olduğunu düşünmemiştim. Efendim? İnsan gençken bütün dünyayı değiştirebileceğini düşünüyor değil mi? İkbal Hanım, ne diyorsunuz anlamıyorum. Dikkat çekmek için uydurduğun kapkaç olayından bahsediyorum. Eve bir girdim, herkes perişan. Ama bir beni kandıramadın sen. Böyle bir durumda numara yapacağımı nasıl düşünürsünüz? Sen giderken ben geliyordum. Böyle ucuz numaralarla ya Bahri'yi ya da Hacer Hanım'ı kandırabilirsin. Ama beni değil. İkbal Hanım, ben size ne yaptım? Neden hep kötülük yapacağımı düşünüyorsunuz? Söz konusu sensen. Her şeyi düşünürüm. Ne istemiştin Bahri? Su alacağım. Bahri'cim. İkbal Hanım nerede? Yukarı çıktı. Deniz'i öğrendi ya. Geçmiş olsun diyecektin herhalde. İyi. Pelin'in özgür odasında. Efe nerede? Televizyon seyrediyor. Hayrola Hacer? Sende bir gariplik mi var bana böyle geliyor? Bahri, oturur musun? Oturayım. Emir büyük yerde. Sana bir şey sormak istiyorum Bahri. İyi, sor. Bir dakika. Ya meraklandırma insanı. Çocuklarla ilgili bir şey mi? Yok yok. Bahri, biz birbirimizi biliriz değil mi? Evet tabii biliriz. İyi de nereden çıktı bu şimdi? Aramızda gizli saklı hiçbir şey yoktur. Değil mi? Yoktur. Bahri'cim, ben bugün senin hakkında bilmediğim bir şey öğrendim. Haksızlık ediyorsunuz İkbal Hanım. Benim kendimi anlatmama fırsat vermeden beni yargılıyorsunuz. Bak bak, sen şu dillere bak. Ben size kötü bir şey yapmamışken... Tamam, uzatma. Hareketlerine dikkat et. Evimin ve ailemin huzurunu kaçırma. Her gün senin başrolünü oynadığın bir hayat yaşamaktan bıktım artık. Ha, Bahriye de... İkbal Hanım geçmiş olsun dedi dersin. Sana süper komik bir şey getirdim bak. Artık yüzün gülsün. Evet, ne öğrendin? Bugün Efe ile odanda seni beklerken Efe bir kutu buldu. Ben içindekileri gördüm. Ve
Meryem'in sana yazdığı mektubu da okudum. Evet. Artık biliyorsun. Evet, biliyorum. Deniz, Meryem de benim kızım. Of, of. Öyle dertlenme. Bu da senin bir sınavın. Bunu sana söyleyemedim Hacer. Aslında kendime bile hala söyleyemiyorum. Öyle deme ama. Deniz senin kızın. Hem Meryem onu bana da emanet etti. Sana mı? Yani sen Meryem'le görüştün mü? Gitmeden birkaç gün önce görüştüm. Benim için bu adam ne kadar çok yalan söylemiş diye düşündün değil mi? Yok yok yok. Ben senin nasıl yürekli biri olduğunu, nasıl adam gibi adam olduğunu bilirim. Biz seninle birlikte neleri aştık? Bunu da aşarız elbette. Yeter ki Deniz kızımızın boynu bükük kalmasın. Deniz benim kızım olduğunu bilmiyor. Bunu 3 kişi biliyoruz. Sen, ben ve Meryem. Ne konuşuyorsunuz burada? Deniz çantasını kaptırdı ya. Ona biraz dertlendim de onu konuşuyorduk. Üzülmeyin Hacer Hanım. Her gün oluyor böyle şeyler. Şanssızlık işte. Ben odamdayım hayatım. Ben de geliyorum. Zaten bir şey görüşeceğim seninle. Merak etme Bahri. Bu sır bende saklı kalacak. Seni dinliyorum Bahri. Biraz ani oldu ama ben yarın Amerika'ya gidiyorum İkbal. Yarın Amerika'ya mı gidiyorsun? Niçin? Hani şu Uluslararası Cerrahi Kongresi vardı ya, başvurmuştum hani. Ve seni değil bir başkasını davet etmişlerdi. Oraya gidecek hoca rahatsızlanmış. Onun için beni davet ettiler. Ben de kabul ettim. Zaten bizden vardı. Bana sormadın bile. Hoş son zamanlarda karar alırken hiçbir şey sormuyorsun. Unutmuşum. İkbal, bu kongrenin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Senden ricam bu Roma seyahatini iptal etmem ve çocukların başında kalmam. Benim için de Roma'daki konferans önemli. Mustafa her şeyi ayarladı. İptal et lütfen. Bu nasıl bir bencillik? Kariyer yapma isteğimi hiçe saymandan usandım artık. İkbal, tartışmak istemiyorum. Ben yarın Amerika'ya gidiyorum. Bu Roma meselesini sonra bir şekilde çözeriz. Senden bu konuda anlayış bekliyorum. Ben okuyunca çok güldüm. Sen de gülersin. Moral olur dedim ama. Özgür, teşekkür ederim. Ne kadar iyisin. Deniz bak, kolay değil biliyorum. Ama en azından sana bir şey olmadı. Bir de bu açıdan bak. Bulurlar çantanı, merak etme sen. Gerçekten bulurlar mı? Tabii ki bulurlar. Sonra da diyeceksin ki ben boşu boşuna üzülmüşüm. Hadi kalk, bahçede yürüyelim biraz. Hem sana da moral olur. Sağ ol Özgür ama hiç canım istemiyor. Tamam, buldum. Ben şimdi mısırları patlatıp geleceğim. Sonra da acayip komik bir film izleyeceğiz. Deniz gayet iyi, merak etme. Ben yanındayım.
Ama ben yanında değilim. Merak etmediniz. Yanında olacağım. Bir daha sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Mert, ne işin var senin burada? Ya mesaj attım ya sana Deniz'i. Özgür, Deniz'i kendi gözlerimle görmem lazım. Bak anlamıyorsun, eğer ona bir şey olsaydı... Hani anladım da ya bizimkiler görürse? Hiç kimse umurumda değil Özgür. Eğer Deniz'i görmezsem çıldıracağım. Tamam anladım, gel hadi. Yalnız bak, Deniz odasından, bizimkiler de odasına çekildiler. Ben koridorda nöbet tutacağım. Anlaştık, hadi yürü. Özgür. Mert. Deniz. İyi misin? Mert, iyi ki varsın. Sana o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Bak, yanındayım işte. Bundan sonra da hep yanında olacağım. Seni hiç ama hiç yalnız bırakmayacağım. Tamam mı tatlı cadı? Tamam yakışıklı ukala.